Kur'an-ı Kerim'de çokça yapılması istenen tek ibadet zikirdir. Ya eyhellezine amenu zikrullaha zikran kefira ve senbihuhu bukratan ve asila. Ey iman etmiş olanlar Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin buyrulur. Zikir ile alakalı daha birçok ayet var. Ayrı bir videoda ele alınması gerekiyor. Peki bir kişi Allahu Teala'yı zikrederken ismini anarken, onu yüceltirken bir sayıyla zikretmesi, bizim tesbih olarak bildiğimiz taneleri, imamesi olan bir şey kullanması caiz mi? Sözde tevhid davasına Müslümanları tekfir eden zihniyet buna da bidat diyor. Peki öyle mi? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Öyle bir şey kullanılmadı mı? Veyahut böyle bir şey kullanan oldu mu? Tirmizi ve Taberani'de geçen bir rivayette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eşi Safiye annemizin yanında 4000 kadar çakıl taşı görmüş ve sorduğunda hanımı bunların sayısınca tesbih ettiğini söylemiştir. Yine Sa'd bin Ebu Vakkas ve Ebu Hureyre radıyallahu anhumanın zikir yaparken çakıl taşıyla sayı tuttukları rivayet edilmiştir. Yine Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir hadiste Sa'd bin Ebu Vakkas ile Hz. Peygamber'in birlikte ziyaretine gittikleri bir hanımın çakıl taşı veya hurma çekirdeği ile tesbih ettiğini görmüşlerdir. Resulullah Efendimiz hanımı ve başka yerlerde gördüğüm bu durum karşısında hiçbir şey dememiştir, müdahale etmemiştir, yasaklamamıştır. Şayet yasaklanmış bir şey olsaydı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müdahale ederdi. İşte bu noktada Molla Ali Yülkari Hazretleri buyurmuştur ki bu hadis herkesçe bilinen tesbihin caiz olduğuna sahih bir delildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma çekirdekleri veya çakıl taşları ile tesbihin sayıldığını gördüğü halde men etmemiştir. Bu ise şer'i bir delildir. Tanelerin ipe dizilmiş veya dizilmemiş olması fark etmez. İşte bu bakımdan tesbihe bid'at diyenlerin sözleri itimata layık değildir. Tabiinden olan Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhe sormuşlar. Siz bu makamınıza, kemalatınıza rağmen yine de elinizde tesbih mi bulunduruyorsunuz? Biz bu yolun başındayken bunu kullandık ve onun sebebiyle yükseldik. Şimdi işin sonuna gelince onu bırakmaya tahammülümüz yoktur. Ben istiyorum ki kalbimle, dilimle, elimle her şekilde Allah'ı zikredeyim. Bakın ne güzel bir düşünce. Kalbimle, dilimle, elimle Allah'ı zikredeyim. Hakikaten de nasıl ki telefonu eline alınca sosyal medyaya sağa sola giriyorsun, masivaya dalıyorsun, elinde kumanda olunca orayı burayı açıyorsun, günaha giriyorsun. Tesbihi de eline alınca insan Allah'ı zikredesi geliyor. Boş durmaktansa Rabbimi zikredeyim diyorsun. Yani elinde olmasının bile bir hatırlatıcı özelliği oluyor. Kimse buna kutsallık atfetmiyor zaten. Allahu u Teala'yı zikretmeye, bir sayı tutmaya vesile olduğu için elimizde cebimizde bulunduruyoruz. Rivayetlerden anlaşıldığı üzere sahabe ve tabi'in de zikrederken sayı tutmak için taş, hurma çekirdeği, ipatılmış atılmış düğüm kullanıyordu. E bugün de alimler salih zatlara baktığımızda tesbih kullanıyor. O halde tüm bu bilgiler ışığında birilerinin kalkıp buna bir demesi hiçbir şey ifade etmez.